İstanbul'da 16. yüzyıl alimi Taşköprülüzade ve eserlerini konu alan uluslararası bir sempozyum düzenlendi. Sempozyum kapsamında 3 yıllık bir çalışmanın sonucunda Taşköprülüzade külliyatı yayınlandı. Farklı alanlara ait 21 cildi bulan 41 eserin bilim ve felsefe dünyasına önemli katkı sağlayacağı belirtiliyor. Altıncı yüzyılda Osmanlı düşünce geleneğinin önemli isimlerinden Ebu'l-Hayr İsa Muddin Ahmet Taşköprülüzade ve eserleri İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen uluslararası bir sempozyumla bilim dünyasına tanıtıldı. Taşköprülüzade'nin İslam felsefe ve bilim geleneğine katkılarının tartışıldığı sempozyum, İlmi Etütler Derneği, İlim Sanat Tarih ve Edebiyat Vakfı ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirildi. Taşköprülüzade'nin siyaset, kelam, felsefe, matematik, astronomi, fıkıh, dil, tasavvuf, tefsir, ilimler tasnifi, tarih gibi konulardaki yüzü aşkın eseri gün yüzüne çıkartılarak Türkçe'ye tercüme edildi. 30'u aşkın ilim adamının 3 yıllık çalışmaları sonucu yayınlanan Taşköprülüzade'nin külliyatıyla 16. yüzyıl Osmanlı düşünce hayatına da aynı tutuldu. Taşköprülüzade Ahmet Efendi 16. yüzyılda Osmanlı'da yaşamış, İstanbul'da eserler vermiş. 200'e yakın belki eser vermesine rağmen bunların çoğu yazma halinde kütüphanelerde olduğu için bugünün ilim adamlarının istifade edemediği çok önemli bir bilgin. Tıp, tarih, astronomi, felsefe, kelam, mantık, müzik, fıkıh, İslam hukuku gibi çok değişik alanlarda verdiği bu eserlerin hemen tamamının Türkçe'ye çevrilmesi, tahkik edilmesi, edisyon kritikle yayınlanması da bu projenin bir parçası. 3 yılı aşkın bir süredir devam eden Taşköprülüzade Külliyatı neşir projesinin bir parçası. Bu projede Taşköprülüzade'nin 16. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı alimi 21 cilt halinde 40'a yakın eseri neşredildi. Bunlar daha önce neşredilmemişti. Yazma halinde dünyanın farklı kütüphanelerinde bulunuyorlardı. Bu eserlerin neşri Türkiye'deki İslam düşüncesi çalışmalarına büyük bir ivme kazandıracak. Aynı zamanda Türkiye'deki felsefe bilim camiası için büyük bir katkı olacağı kanaatindeyiz bunun. Doğrusunu söylemek gerekirse söz konusu eserler arasında Osmanlı yüksek öğretim kurumlarından en önemlilerinden birinin ana metni olan Haşiye Tecrit adlı eser de neşredilecek. Bunu da bu projenin önemli çıktıları arasında buluyoruz. Taşköprülüzade Sempozyumu hem uluslararası alanda bir Osmanlı aliminin adını dünyaya duyurmak hem de bu alanda çalışma yapan akademisyenleri Türkiye'de ağırlamak adına büyük bir atılım. Taşköprülüzade dediğimizde sadece bir Osmanlı aliminden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda İslam düşüncesine katkı yapan bir alimden bahsediyoruz. Bu yönüyle yani bu sempozyum ile bunu sadece Türklere değil, Türk dünyası dışında da Araplara, diğer Müslüman coğrafyadan insanlara da tanıtılması imkanı sağlamış olacak. Bu anlamda Taşköprülüzade özelinde aslında çok yönlü bir kişiliği bütün Müslümanlar, hatta bütün insanlığa tanıtma fırsatı, imkanı bulmuş olacağız bu sempozyum vesilesiyle. Bu vesileyle Türkiye dışından yaklaşık 10 civarında akademisyenimiz Taşköprülüzade üzerine katkılarda bulundu. Bunun iki taraflı bir katkısı, faydası var. Bunun aynı zamanda bize de katkısı var. Biz dünyada Taşköprülüzade'yi çalışan, bu konu hakkında çalışmalar yapan nitelikli akademisyenleri de bu sayede dinleme fırsatına erişmiş olduk. Dolayısıyla hani hem bizim Taşköprülüzade'yi dünyaya tanıtmamız hem de Taşköprülüzade'yi çalışan insanları Türkiye'de ağırlamak ve onlardan istifade etmek. Kabri Fatih Camii etrafındaki Aşıkpaşa Mahallesi'nde yer alan Taşköprülüzade eserleriyle gelecek nesillere yol göstermeye devam ediyor.